Merhabalar. Merhaba. Nerede yaşıyoruz? Avusturya. Kaç yıldır oradayız? 18 yıl. 18 yaşında mısın? Evet. Doğduğundan beri orada. Evet. Oy kullandın mı? Kullandım. Yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanması sence doğru mu Türkiye hakkında? Türk vatandaşı doğru. Ama orada yaşıyorsun. Buraya mı gelsin? Ama orada yaşıyorsun. Ama Türk vatandaşı abi. Tamam, Türk vatandaşı. Ya buraya mı gelsinler? Yok, oy kullanması doğru mu diyorum? Doğru. Türkiye'nin ekonomik şartları nasıl? Kötü. Ne kadar kötü? Bayağı kötü. Sizin için iyi mi? Bizim için iyi de Türkiye için kötü. Kime oy verdi? Erdoğan. Neden? Çünkü en iyisi o ötekilerine göre. Ha, ekonomik kötü diyorsun. Ekonomik kötü, ötekiler düzelecek mi? Nereden biliyorsun? Oy verdin mi? Şans verdin mi? Hadi kötüyse daha beter ama yaparsın. Ama hadi değil işte. Hadi şimdi daha beterse abi. Şimdi hadi demeyeceksin. Biliyor musun? Bilmiyorum ama düşünebiliyorum. Nasıl düşünüyorsun? Ötekiler de. Ki sen olsan kime verdin abi? Vallahi biz tarafsızız. Ama şimdi sen kötü diyorsun. Evet. Kötüye bir daha oy mu veriyorsun? Abi aralarında en iyisi o bence. Yoksa sence senin işine geldiği için mi ona oy veriyorsun? Yok. İşime geldiğinden değil. He? Herkes ona veriyor. Ama şimdi Türkiye'dekiler de veriyor. Yurt dışında mesela çok yüksek çıkıyor AKP'nin, evet, oyları. Neden? Çünkü biz televizyonda gördüğümüze inanıyoruz. Ülkeye gelince? Ülkede de bir şey görmüyoruz ki. Bir haftalığına, iki haftalığına geliyoruz. Nasıl mesela ülke? Ekonomisi sence? Kötü. Ama yurt dışından gelenler için süper. Neden? Onlar Türkiye'yi düşünmüyor çünkü. Kendini düşünüyor. Kendini düşünüyor. Yani dolar 5 lira olsun, 10 lira olsun adamın işine yarıyor. Daha çok işine geliyor. Sen mesela kaç parayla geldin buraya? 500. 500 liroyla? Evet. Yani kaç para yapıyor? 2500 liradan fazla yapıyor. Kral gibi tatil yaparsın. Yaparım. Ne kadar alıyorsun orada? 750. 750 euro alıyor. Evet. Çok iyiymiş. Öğrenci, ama iyi öğrenci diyor. Olduğum için. Öğrenci olduğum, evet, için bir de. Biz alamıyoruz o parayı burada. Siz de oraya gelin. Yok, biz ülkemizden memnunuz. Ülkenin ekonomisi iyiyse, ülkeden memnunsan, ülkeden mesela memnun musun? Evet. Ülkeden memnun. Niye gelmiyorsun buraya? Orada kalıyor annem. Siz niye buraya ailem yaşamıyorsunuz? Babam gelmeyi düşünüyor zaten. Ne zaman? Emekli olunca. Alacak buradan 10 tane ev. Oradan da emekli öyle oluyor. Oradan da emekli olacak. Öyle. Kaç evimiz var Türkiye'de? Türkiye'de mi? 4. 4 tane. Az bence. Anca adam burada 40 yıl yaşıyor, bir tane ev alamıyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? 40 yıl çalışıyor, devlete hizmet ediyor ama ev alamıyor. 1600 lira ev kirası. Asgari ücret. Biraz daha yükselsinler abi. Nasıl? Daha çok yükselsin. Kim yükselecek? Firma sahipleri. Firma sahipleri değil. Devletin bir asgari ücret zammı var biliyorsun. Tamam, yapsınlar. Kim yapacak? Erdoğan. Yapar mı? Geri geldiğinde yapar. He? Yapar. İnşallah. İnşallah. Seslenme gün bir yapar mısın de Sayın Cumhurbaşkanım de. Askeri ücretlinin hali kötüymüş sen Türkiye'de. Sen askeri ücret mi alıyorsun? Ücret mi? Türkiye'nin %70'i alıyor. %70. Benim almam ya da onun alması önemli değil. Yok canım, adam Avusturya'daymış. Niye içeri aslında? Beni atamazlar. İnsanlar da özgürce konuşamayacak mı? Konuşamıyor mu insanlar özgürce? Özgür değil misiniz? Neden? Hemen böyle gelelim. Çok teşekkürler, çok sağ olun.